Kınalı buradan ne kadar güzel görünüyor değil mi? Kullanmak ister misin? Yapınar, oldu bittiden hoşlanmadığını biliyorum. Ama yemin ederim Tülin Hoca'nın fikriydi bu. İnanmadım. İnanmıyorum Tibet, bir şey demedim zaten. E öyleyse asma yüzünü artık. Yani başka planların yoktu öyle değil mi? Uzatmayalım artık. Yani ders çalışmak için endişe ediyorsan söz veriyorum erken döneceğiz. Geri dönünce de ben seni eve bırakacağım. Hadi gel çocukların yanına inelim. Ne kadar rüzgar var. Evet her şey uçuyor. Sağ olun. Ekmek alır mısın? Sağ ol hocam. Aa, ayıp oluyor kızlar. Niye Muhsin hocamızı çalıştırıyorsunuz? Yok yok. Sorun değil. Alayım hocam, siz zahmet etmeyin. Hayrola, lodos mu çarptı? Bence söylemelisin Özge'ye gerçeği. Böyle ne kadar devam edebiliriz ki? Sınavlarına kötü etki eder diye korkuyorum. Sınav zamanı geçsin. Böyle de olmuyor ki Cüneyt. Haksızlık yani. Hem ona hem bana. Neden? Daha heyecanlı değil mi? Böyle pat diye bir yerden çıkıverecek diye geriliyorum sürekli. Boş ver, tadını çıkar. Muhsin Hoca onu esir aldı zaten. Özge, müzik kariyerine ara verdiğine göre artık derslerine ilgilenirsin herhalde. Oksijeni mi kestiniz hocam ya? Bari burada sınavlardan bahsetmeyin. Tabii ya. Bizim de yarın sizden sınavımız var hocam ablamla birlikte. Sanat sosyolojisinden. Gerim gerim geriliyoruz vallahi. Şu sınavları erteleyemez miyiz hocam? Vallahi sınav tarihlerini ben belirlemiyorum. Onu dekanla konuşacağız. Muhsin, rahat bırak çocukları. Eğlenmeye geldik şuraya. Hadi bari. Yalandan da olsa eğlenen insan manzaraları alayım. Ulan kanslı ejder, ben de senin fotoğrafını duvara çıkartmazsam adam değilim be. Otur Ahmet. Ben yaptım gerekeni. Ne haber vermiyorsun be oğlum? İki tokatta ben asılırdım sevabına. Kapansın bu konu Ahmet. Yani? Her şeyin farkında mı babası? Öyle oldu. Bu sayede öğrendi. Sağ olasın. Tehdit mehdit tabii. Pınar'ın Tibet'le nişanlanacağını söyledi. Yapma ya. Ciddi mi? Yok. Pınar Tibet'i arkadaş olarak geliyor. Çocukluk arkadaşı. Ha, baba kendi kendine gelin güvey oluyor yani. Öyle. Çocukla yüz buluyor tabii haliyle. Karmaşık işlerde. Sence bundan sonra ne olacak? Bilmiyorum Ahmet. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Kapıldım bir rüzgara sanki. Sadece birkaç ay öncesine kadar kardeşimden başka hiçbir şey bağlamıyordu beni hayata. Ama kalbim 5. viteste çarpıyor değil mi? Öyledir. Aşk odabanına çıktın mı durdurak yoktur. Kalkayım ben. Randevumuz var Pınar'la. Eve uğramam gerekiyor. Hadi bakalım. Allah yolunu açık etsin. Ay Pınar, ne bu surat ya? Hadi bizi boş ver de Tülin Hoca'ya ayıp olmuyor mu? Kadın seni düşünmüş, aktivite planlamış. Zor sormaz Muhsin Hoca herhalde. Yani senin de nasıl gerildiğini görüyor. Pınar, bir şey mi oldu? Yok hocam, iyiyim ben. Sınav stresi hocam. Muhsin Hoca ile konuştuk ama ertelemiyor sınavı hocam. Bir de siz konuşsanız. Yok hocam, gerek yok. Stresli falan değilim ben. Deniz tuttu sadece biraz. Pınar, kendimi seni zorla getirmiş gibi hissediyorum. Eğer öyleyse gerçekten çok üzülürüm. Rica ederim hocam, çok mutlu oldum gerçekten. O zaman rahatla. Yani sanki Pınar, bursu kazanan sen değilsin. Biraz kıyıdan gidelim Tibet. Tarihsel yapıları görsün çocuklar. Ortaköy Camii'ni, Beylerbeyi Sarayı'nı. Tamam hocam, nasıl isterseniz. Yani hem eğlence hem ders. Tamamdır, kayda alıyorum hocam. Tarih ve insanlar başlığı altında montajlıyım. Alın size belgesel. Bitirme ödevim sayın. Bak. Hep böyle dik durmaya çalıştık biz ya. Ya Pınar ciyak ciyak bağırıyor sahnede. Seyirci de tabii yıkılıyor gülmekten. Sahnede cadıyı oynayan Leyla'yı gelip kendisini yiyecek falan zannetmiş. Ya hayır. Leyla'dan korkmuyor.
korkmadım. Leyla'ya yapılan cadı makyajından korktum. Bir de kocaman bir burun takmış. Hayatım, Leyla'dan da korksan yeriydi yani. Çünkü kreşte Leyla cadı gibi bir kızdı be. Hiç bilmiyordum ben bunu. Demek kreşteyken Pamuk Prenses'i de oynadın. Artistmiş kızım ablamız. Tibetli Prens de öperek beni uykumdan uyandırıyordu. Eğer ne önemli. Öpücükmüş. Gerçekten bir prens gibi hissettirmişti yani. Bir de 7 tane cücemiz vardı ama sahnede hepsinin boyu benden uzundu. Böyle kucaklarcasına sevip götürmüştüm çocukları. Ben de pelerine takılıp düşmüştüm, hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım ya? Keşke o mutlu günleri tekrar yaşayabilsek. Neler kaynatıyorsunuz bakayım siz? Gel, 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 gel. Gençler, bize meyve versenize. Ver, 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 ver. Buyurun hocam. Al bakalım. Peki, teşekkürler. Teşekkür ederim. Şurası bakayım. Sonra da ilave edeyim. Hadi bakalım, hadi. O zaman sen de kalkıyorsun. Ya, ya, aynen. Ya. Hadi. Tamam, hemen kalk. Bravo, evet. Bunlar, bunu sever misin? O zaman dans edelim. Tibet'cim, dönelim istersen artık. Yarın aramızda sınava olanlar var. Ya hocam ya, tam manzaranın keyfine dalmışken. Biraz daha kalamaz mıyız? Kızlar, her şeyi tadında bırakmayı bilmiyorsunuz ama siz. Kızlar, Pınar haklı. Ders çalışmanız lazım. Deri, sen hazırsın galiba. Kitaplarını getirseydin Pınar. Hazır hocalar da buradayken etüt yapardık. Bu espri performansınızı notlarınızda da görmek istiyorum Cüneyt Bey. Tamam millet, hadi arkadaşlar toparlanın, dönüyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Muhteşem bir gün yaşattınız herkese. Sevindim bana duyduğuma. İlk burs sınavından sonra epey mahcup hissettim sana karşı kendimi. Olur mu öyle şey hocam? Siz hep destek oldunuz bana. Senin de çaban gayet net görünüyor ama. Elinin yaralanmasına rağmen azmin kaybolmadı hiç. Ondaki azim mucize hocam. Var bir doping durumları ama çözemedik. Akşam güneşi ne güzel değil mi? Hocam. Rica ederim. Eğlendiniz mi? Ya çok erken döndük. Benim acelem var. Gitmem lazım. Burada nereden bulabilirim taksi? Ben sizi gideceğiniz yere götürürüm hanımefendi. Baba? Aa! Babam gelmiş ya. Tekne keyfinden sonra bir de yemek keyfi yapalım dedim ha. Oley! Aslan babam. Sen sevinmedin mi Pınar? Yok babacığım, çok sevindim. İyi o zaman. Hadi bakalım. Gidelim bir an önce.